Süheyden Hanım'la sizi tanıştırayım. Süheyden Hanım'ı niye seçtik? Biz aşağı yukarı kliniğimizde yılda yüzün üstünde protez yapıyoruz ama Süheyden Hanım'ı çok seviyoruz. Sağ olun. Hem yaş olarak hem biraz kilomuz da var. Gerçi biraz Epeyce. söz vermişti ama tutmadı bana ameliyattan sonra vereceğim diye. Hem de aynı anda her iki dizini yaptığımız bir hastamız. Evet Süheyden Hanım, neden ameliyat ihtiyacı duydunuz? Çok sıkıntı çektim doktor bey. Yani evimde koridor var. İki tarafa tutunarak gidiyordum. Ve sokağa çoklukla çıkmıyordum. Çünkü ağrılarım oluyordu. Bir karış kaldırımı çıkamıyordum. O hale geldim. Artık ne bileyim ameliyatta korkuyordum ameliyattan da. Protezi bünyem kabul eder mi etmez mi? Ama sonra Allah bir şey verdi. Ameliyata bir ani de karar verdim. Peki ondan önce size başka tedaviler yapılmış mıydı? Başka tedavi glukosamin yutuyordum devamlı. Hı hı. Ağızdan ağrı kesici jel sürüyordum dizlerime. Ve horoz gibi yapıldı. Hiçbir faydasını görmedim. Ayrıyeten 30 tane de kalçadan iğne yapıldı. Yani bana bir fayda etmedi. Ama eninde sonunda ameliyat olacaksın dediler bana. Yok diyordum, korkuyorum, yaşım ileri, olamam, kilom var. Ama sonradan işte anide bir kararla ameliyata yattık. Ameliyattan sonra çok rahatım. Siz ameliyat oldunuz. Evet. Sonrası nasıl, ağrılı mıydı? İlk gün hemen ayağa kalkamadım. Bir baş dönmesi oldu. Akşamüstü birkaç adım attım, Walker'la tabii. Hı hı. Ertesi gün gene aynı. Yani devamlı böyle hastanede de yavaş yavaş yürüyordum. Sonradan bastona döndük. Bastonu da şimdi tamamen attım ve çok çok rahatım. Bastona dönmeniz, yani normal bastonla günlük hareketlerinizi yapar hale gelmeniz ne kadar zaman aldı? 6 ayın içinde, yani 4 ay, 5 ay. Sonra öyle. Bastonunuzu attın. Bastonu attım. Şimdi 3. sene benim ameliyat olalı. 6 Haziran'da 2007'de ameliyat oldum. 3. seneyim, yani bir seneden fazladır baston kullanmıyorum. Peki günlük hayatınız nasıl? Yani her istediğinizi yapabiliyor musunuz? Tabii. Alışverişinizi? Alışverişe de gidiyorum. Yani yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşten sonra marketlere uğrayıp alıyorum. Pazarıma çıkabiliyorum. Ağır bir şey taşıyamıyorum ama öbür işleri rahatlıkla yapabiliyorum. Merdiven çıkabiliyorsun. Çıkabiliyorum. Tutunarak çıkabiliyorum. Peki. Süheyden Hanım, yaş? 74 yaşındayım 74, ameliyat olduğum zaman. 74, şimdi 77 yaşındayım. Maşallah, maşallah. Üçüncü senenin içindeyiz ameliyatın. 3 sene bitecek Haziran'da. Peki, böyle size ameliyat olmadan önce bir kardiyoloji sanıyorum ya da bir dahiliyeci gördü, değil evet, mi? Evet, evet. Gereken tetkikleriniz yapıldı. Yapıldı. Ondan sonra da ameliyata engel yapıldı. Olmayan bir evet, durum. Evet. Hiç pişman oldunuz mu ameliyat Hayır. olduğunuza? Yalnız pişmanlığım şu, daha evvel olsaydım diye. Yıllar boyu boşuna çektim. Yıllar boyu boşu boşuna çektim. Ağrısını, yürüyememek, hayatın şeyleri, yani hareket kabiliyetim devamlı, evde oturuyordum, bir yere çıkamıyordum. Ondan pişmanım, ameliyattan değil. Peki. Herkese yeniden sağlıklı günler diliyorum.